Nehirde, denizde, özgür Filistin! Nehirde, denizde! Ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için alanlardayız. İki yüzlü suskunluğa karşı insanlık onurunu haykırmak için buradayız. Ve dünyanın tüm iyi insanlarına zulmün ateşi insanlığı kuşatıyor uyarısında bulunmak için buradayız. Sözün bittiği yerdeyiz. İki yüzlülerin zulmü azdırdığı zamandayız. Soykırımcı ve Siyonistlerin İsrail'de katliam yaparken susanların kıyameti zorladığı zamandayız. Filistin'de can pazarı kurulmuş. İnsanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Gazze'de insanlık ölmüştür. İnsanlık olarak hepimiz günlerdir emsali görülmemiş bir zulme ve vahşete şahit oluyoruz. Bu saldırılarda tüm insanlığın gözü önünde binlerce insan vahşice katlediliyor. Günlerdir Filistin'de vatanın, toprağın, onurun, haysiyetin, hürriyetin ve bir milletten nasıl gasp edildiğini izliyoruz. Her yaşta insanın geleceğe dair umutlarının yok edildiği, insanlığın o vicdanına olan güvenin nasıl yitirildiğine şahit oluyoruz. Filistin olup bitenler sadece Hamas veya Filistin meselesi değildir. Sadece Arap-İsrail meselesi de değildir. Sadece bu coğrafyanın meselesi de değildir. Bu aslında bütün insanlığın ortak meselesidir. Siyonist ideolojinin kanlı savaş makineleri ile işlediği cinayet sadece Filistinlilere değil, tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Suçun doğrudan mazlumları belki Gazze'deki masum çocuklar, mahzun anneler, yüreği yanan babalar, şifa bekleyen hastalar, bir açık hava hapishanesinde açlığa, yoksulluğa ve yokluğa terk edilen, özgürlüğüne yurduna el konulan, mukaddesatına saldırılan onurlu bir Gazze ve Filistin halkıdır. Ama bu zulmün muhatapları tüm insanlıktır. İnsanlık onuruna sahip olan her insandır. Bu zulme sessiz kalmak dahi tarihin görebileceği en büyük insanlık cürümlerindendir. Birileri bütün aşağılık kibriyle İsrail'e giderek ben buraya bir bürokrat olarak değil bir Yahudi olarak geldim. Siyonist olmak için Yahudi olmaya gerek yoktur diyebilir. Biz de buradan İdire'de diyoruz ki Filistin davasına sahip çıkmak için sadece Müslüman olmaya gerek yok, insan olmak yeterlidir. Kıymetli Edirneliler ve değerli basın mensupları, tam iki aydır bombardıman altında tutulan Filistin'de katledilen masum bebeklerle birlikte insanlık da ölüyor. Kardeşlerimizi gözümüzün önünün içine baka baka öldürdüler, öldürüyorlar. Edirne'den Gazze'ye bir selam olsun. Selam olsun şehitlere. Rahmetine, mağfiretine, affına sığınıyoruz. Dualarımızı sana yöneltiyoruz. Dualarımızı günlerce binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrin nebiler yüzü hürmetine kebab-ı işer dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Mümin yoksunum. Tek ve tenhayım. Rüzgarlar siler gözyaşlarımı. Çölde kayıp bir yetim mahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslüman'a selam diyordu. Dayanamıyorum bu aile kucaklasın beni İslam diyordu. Kudüs'te ayak izleri olan bütün peygamberlere ve bilhassa Hazreti Muhammed. Ya Rabbimiz sen mazlumların yardımcısı, zalimlerin hasmısın. Masum ve masum gönülleri
her türlü zulüm ve beladan ve musibetten sen muhafaza eyle ya Rabbi. Katliamlara maruz kalan, vatanları işgal edilen, camileri harap edilen, hakları ve hukukları ihlal edilen, sen bütün kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Mübini İslam'ı düşmanlarını sen kahru perişan eyle ya Rabbi. Ezanlarımızı susturmak isteyen, şanlı bayrağımızı indirtmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Bakınlara ve bizlere rahmet ve merhamet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, burada mescidi asayi korumayı ve bu uğurda mücadele edenlerimize ne yazık.